Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Türkiye'nin nükleer silahı var mı? Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın bir nükleer savaşa dönüşebilme ihtimali üzerine konu araştırılmaya başlandı. Tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz. Dünyada 9 ülkenin sahip olduğu nükleer silahlar tüm insanlığı tehdit ediyor. Nükleer kapasitesi olan ülkeler arasında çıkabilecek savaşta dünyanın sonunun gelebileceği tartışılmaz bir gerçek. Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Kuzey Kore, Hindistan ve Pakistan'da bulunan bu silahların kullanılması felaketi getirebilir. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından birçok yaptırım uygulanmasına rağmen Putin geri adım atmıyor. Rusya'nın bu duruşuysa akıllara 3. Dünya Savaşı ihtimallerini getiriyor. Böyle bir savaş senaryosunda ülkemizin savaşa hazır olup olmadığını araştırdık. İsrail, Hindistan ve Pakistan nükleer bomba yapımını engelleyen anlaşmayı imzalamadı. Fakat Kuzey Kore 1985'te imzaladığı bu anlaşmadan 2003 yılında çekildi. Bu açıdan bakıldığında nükleer silahların engellenmesi için yapılan anlaşmanın dünya ülkeleri tarafından pek de karşılığı olmadığı görülüyor. Böyle bir anlaşmayı Türkiye kime yaranmak için imzaladı? Karşılığında Türkiye'ye ne vaat edildi? Bu sorular cevaplanmayı beklerken şimdiki duruma bakalım. Kuzey Atlantik Anlaşması örgütünün nükleer programı çerçevesinde Amerika bazı sinsice adımlar attı. Amerika, Soğuk Savaş dönemini fırsata çevirdi. Türkiye dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine nükleer silah yerleştirdi. Bazıları için efsane olarak kalan bu durumu 1962'de yaşanan Küba füze krizi olarak bilinen olayla hatırlayabiliriz. Bu kriz Amerika ve Rusya'yı savaşın eşiğine getirdi. ABD'nin Türkiye'ye, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ise Küba'ya nükleer füze yerleştirmesiyle olaylar başlamıştı. Daha önce çeşitli araştırma örgütleri ve askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre NATO şemsiyesi çerçevesinde ABD'ye ait nükleer silahların Türkiye'de İncirlik üssünde konuşlandırıldığı biliniyor ve Türkiye'deki nükleer silah sayısının 50 ila 90 adet B-61 tipi atom bombası olduğu belirtiliyordu. Konuyla ilgili en güncel ve resmi araştırma Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu tarafından geçtiğimiz ay yapıldı. Nükleer silahlara ilişkin veriler başlıklı araştırma raporunda Temmuz 2017 itibarıyla 14 ülkede 107 sahada 15 bin civarında nükleer silah bulunduğu bilgisine yer verildi. Unutmayalım ki dünyamız 5'ten büyüktür. Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum. Nükleer silaha sahip ülkelerin caydırıcılıkları en üst seviyede yer alıyor. Rusya'nın çektiği nükleer silah kartını tartışmaya açmak istiyoruz. Rusya'nın yeniden gerekirse nükleer silaha başvururuz söylemlerine yer vermesi, Türkiye'nin de bir nükleer güç olması gerektiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında yaptığı konuşmayı gururla dinledik. Bu sözler Türkiye'de gündemde yer edinmedi. Ancak uluslararası çevrelerde yankı bulmaya devam ediyor. Rusya'nın ülkemizde yaptığı nükleer santralde dikkatleri çekiyor. Türkiye süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Başkan Erdoğan nükleer teknolojiyi ülkemize kazandırıyor. Açıkçası Türkiye'nin tek eksiği kaldı. Nükleer silah sahibi olan ülkeler listesine girmeliyiz. Zaten nükleer silah sahibi olursanız, kullanmazsanız bile önemli olan caydırıcılık. Nükleer silah sopa yemeye benzemez. Sopanın acısı geçer ama nükleer silaha dokunduğunuzda yok olacağınızı ve karşı tarafı yok edeceğinizi bilirsiniz. Başkan Erdoğan'ın bu çıkışı konuşulmaya devam ediyor. Bazı çevrelerin de dile getirdiği gibi nükleer silahlara sahip ülkelere karşı bu tepki ne anlama geliyor? Batı'nın ciddi uyarılarına rağmen Rus S-400 savunma sisteminden vazgeçmeyen Erdoğan'ın bir sonraki hedefi nükleer silah mı? Türkiye'de hali hazırda 50 kadar Amerikan yapımı nükleer silah bulunuyor ancak Ankara bu bombaları kullanma hakkına sahip değil. Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Hollanda ve Belçika olmak üzere 5 Avrupa ülkesinde uzun yıllar önce konuşlanmış Amerikan nükleer silahları bulunuyor. Peki bunun olabilirliği ve sonuçları ne olur? Siz nükleer silahlara sahip olmamızı destekliyor musunuz?
görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Erdoğan'ın nükleer çıkışı Ekim ayı başında Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'ndan sadece birkaç gün önce geldi. Erdoğan, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasını sorgulamakta haklı. Bütün ülkelerde nükleer silahlar boy gösterirken bizim bu hakkımızın engellenmesi doğru mu? Nükleer silahlar kullanılması doğru değil ama caydırıcılık açısından da korkutucu ve ülkeler arasında faydalı bir sistem. Türkiye nükleer silahlarla diğer ülkelere karşı gözdağı verebilir. Türkiye'nin mevcut teknik altyapısı göz önüne alındığında nükleer silah için kara borsaya başvurmak zorunda kalacak. Türkiye gizli bir nükleer programa giriştiğinde bunun günümüz uydu teknolojisi çağında dünya ülkelerinden saklaması olasılık dışıdır. Eninde sonunda bu ispatlanacaktır. Türkiye yakalandığında muhtemelen silahsızlanma anlaşmalarına taraf olduğu için aldığı kazanımları kaybedecektir. Anlaşmayı ihlal ettiği takdirde sadece ABD'den değil, uluslararası toplumların yaptırımlarına da maruz kalacak. Türk halkı da bu yaptırımlara katlanmak zorunda kalacak ve iktidardaki parti de seçimlerde bunun sonuçlarından etkilenecek. Zaten nükleer silahlar şu an Türkiye'nin PKK benzeri tehditlere karşı da kullanamayacağı anlamına geliyor. Bunun en büyük sebebi imzaladığı anlaşma. Şimdi gelin bu anlaşmanın tarihçesine ve detaylarına bakalım. Nükleer silah en son 1945 yılında Japonya'ya karşı kullanıldı. Sonraki yıllarda Sovyetler Birliği, Çin, İngiltere, Fransa ve ABD nükleer silah geliştirmeye devam etti. Bu ülkeler 1968 yılında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasını imzaladı. Türkiye, nükleer silahların geliştirilmesini ya da elde edilmesini yasaklayan söz konusu anlaşmayı 1980 yılında imzaladı. Türkiye ayrıca 1952 yılından bu yana NATO üyesi ve NATO'nun bir saldırı durumunda üye devletleri korumayı taahhüt eden 5. maddenin güvencesi altında bulunuyor. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması her ne kadar nükleer silahların yayılmasını yavaşlatmada hayati olarak görülse de bu silahları tamamen önlemede başarılı olamadı. Ne tesadüf ki bu ülkeler Çin, Rusya ve Amerika aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun daimi üyeleri. Bu ülkeler nükleer silahlara da sahip ülkelerdir. Türkiye anlaşmaya taraf olarak nükleer silaha sahip olmayacağı taahhüdünü vermiştir. Bunun karşılığında nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma açısından bazı avantajlar elde etmişti. O tarihlerden itibaren nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusuna ilgi gösteren Türkiye, bugün nükleer santral inşa etme aşamasına ulaştı. Türkiye, bu adımları atarken nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlar dışında kullanamayacağını sık sık dünyaya duyurdu. NATO ülkesi olan ve uluslararası sistemin önemli bir parçası durumundaki Türkiye'nin nükleer anlaşmasından imzasını çekmesi ve nükleer silah geliştirmeye başlaması sansasyon yaratır. Hem uluslararası statüsü hem de bölgesel güvenliği açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Böyle bir durumda uluslararası sistemin dışına itilme durumuyla karşı karşıya kalabilecek olan Türkiye'nin yaptırımlar dahil şiddetli bir uluslararası tepkiyle karşılaşması öngörülebilir. Bunun ötesinde bölge ülkeleri arasındaki güvenlik dengesini sarsacak bu hamle, yeni bir silahlanma yarışıyla birlikte bölgesel istikrarsızlığı derinleştirebilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nükleer çalışmalarını destekliyor musunuz? İleride bu teknolojiyle beraber atom bombasına sahip olur muyuz? Yeni gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza katılın. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.